Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videola karşınızdayız yani yeni bir video diyoruz ama aslında bu yılki açılış sezonu yani futbol sezonunu ve tüm olarak yeni sezonu açılışını yapıyoruz bu videola birlikte bu video futbol videosu olacak arkadaşlar Bildiğiniz gibi Bugün artık 9 Ağustos ilk maçlar oynanacak. Yani Süper Lig, Türkiye Süper Ligi başlıyor. Bazı ligler başladı. Onlardan da maç tahminlerini vermeye çalışacağız. Ve size bugün futbol tahminleri olarak sezonu açıyoruz. 5. sezonumuza geliyoruz arkadaşlar. Bu futbol olarak bölüm 1 olacak. Yani bugün oynanacak olan 9 Ağustos Cuma futbol tahminlerini vermeye çalışacağız. Tabii ki hala süreçte devam eden Olimpiyat oyunları da var. Türkiye bazı yerlerde başarılar sağlıyor. Şu, an, şu anki madalya durumu toplamda 5 madalya gibi gözüküyor. Umarız bu son günlere gelinirken. Daha birkaç madalya eklenir. Olimpiyatlarda tabii ki yer alan ve oynayan sporcularımızı hepsine başarılar diliyoruz tekrardan. Özellikle de tabii ki voleybol kadın takımı elendi, finale çıkamadı güçlü İtalya karşısında. Şimdi en azından üçüncülükle bir bronz madalya getirmelerini umuyorum, bekliyorum. Onlara da başarılar diliyorum kızlar bunu hak ediyor arkadaşlar. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Uluslar Ligi'nden sonra şimdi en azından bir madalya hak düşünüyorum. Tabii ki Brezilya'ya karşı oynayacaklar. Maçları zor, işleri zor. Ama umarım en azından o maçı kazanıp bir bronz madalya getirirler. Dediğimiz gibi bu kanalın devamı etmesi için ve devamlı tahminlerin gelmesi için sizin desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bu yıl 5. sezonumuza giriyoruz. En futbolda, en basketbolda en elimizden geldiği kadar daha değişik videolarla da oynatma listelerinde size bilgiler sunmaya, güzel görüntüler vermeye çalışıyoruz. Artı Avrupa Şampiyonası'ndan biraz biraz videolar size heyecanı yaşattırmaya çalıştık umarız bu sezonda iyi başlarız ve iyi gideriz ve çok daha fazla güçleşiriz arkadaşlar. Bunlar sizin desteğinizle olacak, katkınızla olacak. Bu videoda da em yorum yazıp em beğenmeyi unutmayın ve erkenden sezonun açılışından itibaren katıl butonuna üye olanlar hemen bize ulaşsınlar. Em açıklamalar kısmında em Elimizden geldiği kadar mesaj kısmında bilgilerimizi sunacağız. Katılın. Daha sezon başlangıcından katılın ve sizi WhatsApp grubuna ekleyelim. WhatsApp grubundan da bol bol tahminlerle kazana kazana sezonu açmış olursunuz. Futbolla tabii ki maçlarla birlikte yakında basketbolunda sezonu açılacak Euroleague ile birlikte öncelikle tabii ki ve Türkiye Süper Ligi ile diğerliklerle birlikte sonra da NBA'de gelecek. Yani sezonu şu anda kanal olarak yeni 5. sezonumuzu açıyoruz. Futbol 1. bölümüyle başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle e, tabii ki bu sezonu açarka umarız Türkiye Süper Ligi'nde geçen yılki gibi fazla olaylar yaşanmaz ve centilmen bir şekilde iyi bir şekilde Maçlar oynanır, kazanan kazanır, kaybeden kaybeder ama her şey sağda kalır. Değişik olaylara umarız yol açılmaz. Şimdiden Türkiye Süper Ligi ayırlı olsun. Tüm tahmin verenlere ve maçları seyredenleri futbola ve e, tabii ki tahmin oyunlarına e, zevk alanlara e, tabii ki bu şeyi de söyleyeceğiz fazla büyük rakamlarla girmeyin arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar imkanınıza göre yani gelirinizin %10'undan fazlasını oynamayın. Bu başlangıçta da bunu öneriyoruz. Öneri olarak kabul edin. Çünkü %10'un fazlasında oynarsanız aylık gelirinizden diyorum %10'un fazlasını ayırırsanız tahmin oyunlarına o zaman batma olasılığınız çok daha yüksek oluyor arkadaşlar. O yüzden dikkatlice oynayın. Daha fazla zevkini oynayın diye öneri sunuyorum. Tabii ki bu yoldan para da kazanabilirsiniz. Ama unutmayın ki para da kaybedebilirsiniz. Şimdi geçiyoruz futbol tahminlerine. 9 Ağustos 2024 futbol tahminleri. Hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Sadece Galatasaray maçında biraz daha yorumlayacağım. Ve size iki tane kupon önerisinde bulunacağım. İlk maçla başlıyoruz. Almanya Bundesliga 2 maçı. Bundesliga bir daha başlamadı. Kaiserslautern-Gröter-Fürth maçı. Karşılıklı gol var arkadaşlar. Taraf bahsine gitmeyin. İki tarafta gol atar. regensburg u maçı. Yine Almanya Bundesliga 2. Beraberlik 3-20 oranı. Üçüncü maçımız Azerbaycan'dan geliyor. Karabağ Kapaz'a karşı oynayacak. Favori Karabağ sağlam olarak Karabağ'ın galibiyetini alabilirsiniz. 1-0 da olsa farkı olmasa da Karabağ bu maçı biraz yorgun olmalarına rağmen Ludogorets maçından sonra kazanmayı başaracaklardır. Dördüncü maçımız Belçika Ligi'nden geliyor. Standart Liege Mechelen maçı. Burada Standart Liege kazanır kendi evinde e, sezona formda başladı. Kulüp Burçak'a karşı iyi oynadılar ve kazandılar. Standartlı Leash'in galibiyetini bekliyorum. İki gibi güzel oranı var arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Beşinci maçımız. Arda Kırcali Heber Pazarcık. Yani Bulgaristan Ligi'den bir maç. Arda Kırcali Kırcali bölgesi çoğunlukla Bulgar, Bulgaristan Türklerinin yaşadığı bir bölge. Yani Türkçe orada ulusal e, bir konuşma, yerli konuşması diyebiliriz. Gidip gitmeyenler varsa gidip gezebilirsiniz. Güzel bir yer, dağlık alanı ve Arda Kırcalı olarak iyi bir takım kurdular. Gelişmeye devam ediyorlar. Bu maçta da Arda Kırcalı Hebar karşısında kazanır. Belki farklı da kazanabilir ama %90 kazanır diyoruz. Altıncı maçımız e, Midtjylland veyle Danimarka Ligi. E, Midtjylland yine güçlü başladı. Şampiyonlar Ligi'nde de devam ediyor. Geçen yılın Danimarka şampiyonu. Ligde de iyi gidiyor. Veyle ise e, düşmemeye oynayan takımlardan biri. Yani Midtjylland biraz zorlanabilir ama kazanacaktır. 1.40 oranından güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. 7. maçı Olimpiyat Oyunları'na aya ayırdık arkadaşlar. 7. maç Fransa İspanya Olimpiyat oyunları finali. Tabii ki Fransa ev sahibi favori gibi gözükse de İspanya bırakmaz bu maçı. Normal süresini beraberlik oynamanızı öneriyorum. Sonra artık ya penaltılarla ya da uzatmalarda bir taraf kazanacaktır. İspanya'nın kazanma olasılığı da yüksek arkadaşlar. Bu maçı da kazanıp İspanya altın madalyalara ulaşırlarsa bu yıl net olarak İspanya'nın yılı olacak arkadaşlar. Avrupa Şampiyonası'nı kazandılar. Artı Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Şimdi de Olimpiyatlarda altın madalyayı da kazanırlarsa bu 2024 yılı tam olarak İspanya futbolda net lider gözükmüş olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Kazanabilirler mi? Tabii ki kazanabilirler. Fransa favori olmasına rağmen ev sahibi olarak. Ama normal süresi berabere biter. Bu maçı bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi geliyoruz Galatasaray Hatay Spor maçına. Tabii ki burada Galatasaray tarafında Süper Kupa maçına değinmeden olmayacak. Galatasaray'da belli kokular geliyor, belli problemler geliyordu ve o da sonuç verdi. 5-0'lık bir Beşiktaş galibiyetiyle Süper Kupa kaybedildi. Kerem Aktürkü, Aktürkoğlu gitmek istiyor, gidecek. Kon gidecek diye söyleniyor. Zaha'nın gitme olasılığı var. Teknik direktörle oyuncular arasında ufak tefek bir problemler var. Yani sorunlar var Galatasaray'da. Ee, tabii ki şimdi detaylara bu videoda girmeyeceğiz. Ama bu sorunlar maçın açılış, yani Süper Lig'in açılış sezonunda eski şampiyona, geçen yılın şampiyonuna büyük sorun yaratacak mı yoksa farklı bir galibiyetle bu insanlara ve bu sorulara ve Beşiktaş yenilgisinden sonra farklı yenilgisinden sonra farklı bir galibiyetle hızlı Galatasaray başlayabilecek mi? Tabii ki Icardi formsuz gözüküyor. Başuay'ı istekli oynuyor. Orta sahada yeni gelen Gabriel Sara gibi bir oyuncu aldılar. O ne biçimde oynayacak ilk maçını göreceğiz. Tabi Torreira Mertens orada kanatlarda işleme durumu çok düşük. Sezon başı tabii ki olduğu için Kerem Aktürkoğlu'nun da gitme planları olduğu için Zaha vesaire diğerleri de oynamaya çalışıyorlar. Ama Galatasaray'ın en büyük şansı Hatay Spor'a karşı oynamak arkadaşlar. Hatay Spor'a karşı oynadıkları için tabii ki bu maçı bir şekilde en seyircilerin önünde kendi önünde açılış maçında em affettirmek amacıyla farklı bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Çok farklı olmasa da 5-0 gibi en az bir iki farklı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Galatasaray bir handikaplı yani en az iki farklı kazanır. Oranı da gayet iyi. bir 40 gibi 1-50 civarında oranı var. Galatasaray bu maçta ne kadar kötü durumda olsalar da bu maçta güvenebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Hatay Sporu zaten değerlendirmiyorum. Onlar çok daha kötü durumda biliyorsunuz. Zar zor tutundular ligde depremlerden sonra. O yüzden burada ne de olsa Galatasaray'a bir zor maç olsa bile yine farklı bir galibiyet alacaklar. En az iki farklı diye düşünüyorum. Böyle yaptığımız e, tahminlerden sonra e, İki tane kupon önerisinde bulunacağız arkadaşlar size. Bu iki tane kupon önerisi şöyle olacak. İlk olarak yüksek oranlı kuponu vereceğim. Sonra sağlam kuponu vereceğim. Daha yüksek seviyede ve daha güçlü seviyede oynayan arkadaşlar için. İlk yüksek oranlı kuponumuz Regensburg-Ulm Almanya 2. Bundesliga maçı beraberlik 320 oran. Standart leş mehelen standart leş kazanır 2 oran. Ve İspanya de İspanya diyorum Fransa İspanya beraberlik normal süre için sonra uzatmalara kalır. Orada da bir 3 oran. Yani bu 3 maçı yüksek orandan toplamda 18 civarında orandan alabilirsiniz arkadaşlar ve iyi bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz diğer sağlam kuponumuz ise şöyle olacak daha yüksek miktarlarda oynayan arkadaşlar için yine de tekrarlıyorum yüzde on gelirinizin aylık gelirinizin yüzde onundan fazla oynamayan arkadaşlar tahminlere maçlara bunun fazlasına gitmeyin size önerimdir ve sağlam oynamayı da endekslerin iyi bir gelir elde edebilirsiniz. İlk maçımız Karabağ kapas maçı. Karabağ kazanır sağlam olarak 1-0'da olsa. İkinci maçımız Midtjylland Veyle maçı Danimarka Ligi. Midtjylland kazanır Veyle'ye karşı 1-40 oran ve tabii ki Galatasaray Hatay Spor maçı Galatasaray en az bir handikaplı kazanır. Yani en az 2-0, 3-1, belki 3-0, 5-0 gibi de kazanabilir. Galatasaray en az 2 farklı kazanır. 1-40 oran. Yani bu 2-3 maçtan Karabağ, Mitiland ve Galatasaray maçlarında 2-50 civarında sağlam bir kupon oluşturabilirsiniz. Ve iyi bir şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kupon önerisinde bulunuyorum. Dediğim gibi katıl butonundan eski üyeler, eski üye olmuş arkadaşlar tekrardan gelsinler. Bana haber versinler. Onları hemen WhatsApp grubuna ekleyeceğim. WhatsApp grubundan da bugün itibariyle öneriler, tahminler verilecek arkadaşlar. Hem kupon olarak hem olimpiyatlardan hem futboldan. Hem elimizden geldiği kadarıyla WhatsApp grubunda tekrardan size önerileri başlatıyoruz. 9 Ağustos itibariyle o yüzden katıldan üye olun. Bir üyelik alın. Ona göre bize Facebook'tan ulaşın. Facebook'umuz Aras Hasanov. Instagram'ımız Aras Hasanov. Bu iki yoldan bize ulaşıp bağlanabilirsiniz. Biz de sizi WhatsApp grubuna ekleriz. Ondan sonra da sezon boyunca en futbolda, en basketbolda, en diğer branşlarda, teniste de gelecek tahminler size kazandırmaya çalışacağız arkadaşlar ve kazanarak bu yeni sezona başlayalım. Kazanarak devam edelim ve yıllar yılın sonunda, sezonların sonunda yeni ciddi gelir kaynaklarınız olur arkadaşlar. Siz bize destek olun. Siz bize bizim yanımızda olun. Biz de size destek olarak bol bol size kazandırırız. İsteyen hedeflerine ulaşır, isteyen hayallerine ulaşır arkadaşlar. Umarız herkese iyi sezonlar diliyorum. Ne şekilde oynarlarsa, ne şekilde yaparlarsa fazla zarar etmeden kazanarak devam etmenizi umuyorum arkadaşlar. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar beyinlerinizi ve yorumlarınızı da esirgemeyin. Elimizden geldiği kadar hepsine cevap vermeye çalışacağız. Bol şanslar, iyi kazançlar herkese. Sezon, futbol sezonu açılıyor. Kanalın 5. sezonu futbol tahminleri bölüm 1 budur arkadaşlar. Hoşçakalın.